Bilgisayarda kullanmak için bir oyun kolu almanız gerektiğinde tabii ki akıllara benim de şu anda elimde olan Microsoft'un Xbox oyun kolu geliyor. Çünkü Microsoft'un ürettiği bir oyun kolu ve Windows'ta da kullanmak için oldukça elverişli ama burada iki tane problem var. Birincisi bu kolun fiyatı 1600 lira olmuş arkadaşlar. Artı 1600 lirayı bu kola verdiğinizde kablosuz olarak oynamak için sadece Bluetooth'u kullanabiliyorsunuz ki bildiğiniz gibi Bluetooth oyun oynamak için çok mantıklı bir bağlantı seçeneği değil. Eğer kablosuz dongle'ını alayım derseniz bir 650 lira daha sizden talep ediliyor. Oluyor 2200 lira falan bir kolun maliyeti. Durum böyle olduğu için ben de gittim F310 yıllardır benim de daha önceden çok kullandığım kablolu bilgisayar için kullanabileceğiniz oyun kolu. Yine Logitech'in kablosuz olarak kullanabileceğiniz fiyatı biraz daha pahalı olan F710'u kargodan böyle geldiği için göstermek istedim. Monster'ın Pusat Clutch modeli ve onunla beraber MSI'ın GC30 V2 modeli. Fiyatlara bakacak olursak 400 TL, 750 TL, Monster yaklaşık 1000 TL, MSI GC30 VS2 versiyon 2 modeli de 1250 lira. Yani her şekilde Xbox kontrolcüsüne göre çok daha uygun fiyatlar. Tabii ki aralarında fiyat farkı olduğu kadar kalite ve diğer konularda da farklar var. Bu videoda eğer bir bilgisayar için oyun kolu arıyorsanız alternatif daha uygun fiyatlı seçenekler bizlere neler sunuyormuş ona bakacağız. Başlayalım. İlk olarak 400 lira fiyatıyla öne çıkan Logitech F310'dan başlayalım. Öncelikle bu model tabii ki kablolu bir oyun kolu ve genel malzeme yapısı uygun fiyatını belli edecek şekilde düz bir plastikten üretilmiş. Genellikle daha pahalı olan modellerde gördüğümüz bu avuç içlerinin geldiği noktalardaki konforu arttıracak yapılar bu modelde yer almıyor. Dümdüz bir plastik görüyoruz. Ancak yanlış anlaşılmasın, eksi noktalarına rağmen bence mevcut piyasadaki fiyatıyla gerçekten en iyi fiyat performans kollarından bir tanesi. Zira analogları gayet iyi, üst tetik tuşlarının basış hissiyatı gayet iyi. Alt tetik tuşları bana biraz sert geliyor ama o da sorunsuz diyebilirim. Öte yandan hem F310 hem de F710 modellerinin bu yön tuşları bana birazcık fazla oynak geliyor ve geçmiş tecrübelerime göre birazcık kolay bozulabiliyorlar. Ona dikkat etmek lazım. Ama dediğim gibi genel toplamda bütçesini düşünen, üst modellere çıkamayan insanlara önerir miyim? Evet, kesinlikle öneririm. Gelelim Logitech'in F710 modeline. Bu model bildiğiniz gibi kablosuz bir yapıda ve kutudan çıkan dongle ile beraber bilgisayarımızda kullanabiliyoruz. Ayrıca bu model 2 tane kalem pille çalışıyor ve kutudan da 2 tane Duracell pille çıkıyor ki bu detay hoşuma gitti. Ergonomisi kesinlikle F310'dan çok daha iyi. Az önce söylediğim gibi bu avuç işlerimizin geldiği bölümde kauçağa benzeyen, elinizi daha rahat hissettiren bir yapı var. Bence analog, tetikler ve diğer tuşlar F310'la benzer bir yapıda ve yine 1000 TL'nin altında hem kablosuz olsun hem de uygun fiyatlı nispeten bir oyun kolum olsun diyenler için ilk tercihlerden biri olmalı. Zira bugün 700 lira civarında bir fiyatta alınabiliyor. Benim de geçmişte en çok kullandığım modelde Xbox'ı alana kadar. Sırada benim ilk kez kullandığım Monster'ın Pusat Clutch modeli var. Yine kablosuz bir model ancak pille değil, direkt olarak USB Type-C'den şarj olarak çalışıyor. Bu anlamda Logitech'e göre daha avantajlı. Çünkü Logitech'te ya işte şarj edilebilir pil alıp onu şarj etmeniz gerekiyor ya da belli aralıklarla pilini değiştirmek zorunda kalıyorsunuz. Bu modelde direkt olarak dahili pille şarj ederek kullanıyorsunuz. Ayrıca bu modeli PC'de kullanabilmenizin yanı sıra kutu içerisinden çıkan aparatıyla akıllı telefonunuzu oyun kolunun üzerine takarak Android telefonlarda da kullanabiliyorsunuz. Cihazda eleştirebileceğim tek konu fiyatına karşın bu az önce de bahsettiğim yan taraflarda kolu tutarken elinizi rahat hissettirecek bir yapının bulunmaması, ancak onun dışında analogları gayet beğendim. Tetikler biraz yumuşak bir yapıda. Bu bazı insanlar için iyi, bazı insanlar için kötü olabilir. Çünkü bu tercih meselesi. Genellikle bu üst tetik tuşlarında bir klik hissi duyarız. Oyun kollarında mesela Xbox'ın kolunda da öyledir. Monster burada tamamen yumuşak bir yapıya yer vermiş. Nasıl seviyorsanız ona göre tercihte bulunabilirsiniz. Diğer taraftan tuşların üzerinde renkli ışıklandırmalar var kolu açtığımızda gördüğümüz ve ayrıca kutu içerisinden yön tuşlarını değiştirebildiğimiz bir ayrıca aparat çıkıyor. İsterseniz klasik yön tuşlarını yani normal ok tuşlarını, isterseniz de daha yuvarlak tasarımlı farklı bu kutu içerisinden çıkan aparatı takarak nasıl hoşunuza gidiyorsa öyle oynayabiliyorsunuz. Son olarak bu videodaki en pahalı model olan MSI GC30 versiyon 2'ye bakalım. Kesinlikle ergonomi olarak en beğendiğim model oldu. Zira yan taraflarında kullanılan bu noktalı yumuşak bölümler elinizi baya rahat ettiriyor. Listedeki bence konfor anlamındaki en iyi model MSI modeli. Öte yandan aynı şekilde analog ve tetik tarafında da bence bu videoda incelediğim modeller arasındaki en iyi model MSI. Tetiklerde böyle çizgili bir yapı mevcut ve üst tetiklerde mekanik klavye hissiyatı veren bir basış mekanizması var. Alt tetiklerde oldukça yumuşak. Monster modelinde olduğu gibi yön tuşlarını yine klasik veya yuvarlak olmak üzere kutu içerisinden çıkan aparatla beraber değiştirebiliyoruz. Ancak benim bu kolda en sevmediğim konu bahsetmiş olduğum yön tuşları oldu. Çünkü gündelik hayatımda şu anda kullandığım Xbox koluna göre biraz daha büyük yapıdalar ve tuşlara basarken Xbox'a göre biraz daha fazla hareket ediyorlar ve ben o hissi sevmedim açıkçası. Ancak zaten oyunlarda genellikle analog kullandığımız için çok büyük bir problem değil. Zaten genel toplamda hem malzeme kalitesi olarak hem de fiyat olarak en tepede yer alan model MSI'nin GC30 versiyon 2 modeli. Videoyu kapatırken şunu da söyleyeyim arkadaşlar. Bu videoda yer verdiğim modeller arasında F310 hariç hepsinde bir titreşim motoru var. Oyunlarda kullanılabilen. Burada benim kendi deneyimim MSI'nin motorları titreşim gücü anlamında birazcık daha iyi. Şunu söyleyeyim, ben bu videoyu hazırlarken zaten Logitech'leri daha önceden kullanmıştım. Sadece MSI ve Monster'ı deneyimlememiştim. Bu video için deneyimledikten sonra yer verdiğim 4 modelin de kendi kullanım ihtiyacınıza ve bütçenize göre tercih edilebilecek iyi alternatifler olduğunu düşünüyorum. Ancak bir yandan şunu da merak ediyordum. İşte özellikle MSI gibi, Monster gibi hani fiyatı biraz daha yakın olan modeller acaba en az Xbox kadar iyi olabilirler mi diye düşünüyordum. Öyle değilmiş. Yani bence hala Xbox'ın oyun kontrolörü bu anlamdaki hala tepe seviyeyi benim için, kendi deneyimim için ifade ediyor ama videonun başında söylemiş olduğum gibi ciddi fiyat farkları var. Bugün işte hem Xbox koluna, en yeni kolunu alayım hem de işte kablosuz dangle'ını alayım PC için dediğinizde 2000 liranın üzerine çıkabiliyorken bu videodaki tepe modelleri işte 1000 liraya, 1250 liraya alabiliyorsunuz. Bütçe odaklı bakıldığında kesinlikle bu 4 modelinde kendi klasmanlarında tercih edilebilecek iyi alternatifler olduğunu düşünüyorum. Bir de şöyle bir ricam olacak. Bu oyun kontrolleri biliyorsunuz aslında birazcık kendi değerlerini uzun süreli kullanımdan sonra veriyorlar ve ben burada F710 ve F310 hariç MSI ve Monster'ı bu video için kısa bir süreliğine deneyimledim. Uzun süreli bir deneyimim yok ama eğer siz işte MSI'nin oyun kolunu veya Monster'ın, Logitech'in oyun kollarını kullanıyorsanız uzun süreli kullanımdaki kendi deneyimlerinizi bu videonun altına yazarsanız bu videoyu izleyip yeni bir PC kolu almak için modelleri inceleyen, modellere bakan, kafası karışık insanlara belki siz de yardımcı olursunuz. O yüzden aşağıdaki yorumlar bölümünde her zaman olduğu gibi yorumlarınızı bekliyorum. Ben genellikle çok söylemiyorum, bayağıdır söylemiyorum ama söylemek lazım. Kanala abone değilseniz abone olarak bana destek olabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşürüz.